Evet değerli spor severler, yepyeni bir spor dünyası programıyla huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz değerli spor yazarı Can İpçioğlu ile birlikte gündemi ve hafta sonu oynanacak olan müsabakaları değerlendireceğiz. Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yeni cebiyle Mausa Türk Gücü'nün kalan maçlarını masaya yatıracağız. Gerçekten de artık yavaş yavaş bitime, bu haftayı saymasak bu haftadan sonra 3 haftalık bir süre kalacak ve bu 3 hafta sonunda Kıbet Süper Lig'de şampiyon belli olacak. Yeni Cemil mi, Mausa Türk Gücü mü? Biz de açıkçası merak ediyoruz. Kıran kıran at başı giden bir yarış söz konusu. Ve bakalım gülen hangi kulüp olacak? Bizler de açıkçası kalan haftaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, bizler her zaman olduğu gibi Radyo TED'den de 88.6 ve 96.6 FM frekanslarından takip edebileceğinizi bir kez daha programımızın başında belirtelim. Ve dilerseniz sıcağı sıcağın haftanın programını ve hakemlerini de sizlere aktaralım. Evet, Süper Lig'de 27. hafta yarın akşam Yeni Cami ile Küçük Kaymaklar arasında başkent derbisiyle başlıyor. Saat 19'da Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşmayı Osman Özpaşa yönetecek. Cumartesi gününe baktığımızda, düzeltiyorum, yarın akşam bir diğer maçta Doğan Türk Birliği ile Cihangir'de karşı karşıya gelecek. Futbol Federasyonu Süper Lig maçlarını Cuma Cumartesi, birincilik maçlarını da bir maç dışında tamamını pazar günü oynatma kararı aldı. Artık son haftaya yaklaşırken herhalde bu haftadan sonra da şampiyonluk yarışındaki takımların da maçlarını aynı güne alacak diye düşünüyoruz. Evet, Cuma akşamının bir diğer maçında Doğan Türk Birliği ile Cihangir Girne'de 20 Temmuz Metadanır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Yine bu karşılaşma da saat 19'da başlayacak. Bu maçın hakemi de Hüseyin Eyüpler, değerli futbol severler. Kalan maçlara baktığımızda 6 maçın cumartesi günü olduğunu gözlemlemekteyiz. Tüm maçlar 15.30'da cumartesi günü Süper Lig'de. Program şu şekilde: Gönyeli Lefke maçında hakemi Evren Karademir, Esentepe Türk Ocağı maçında hakemi Mehmet Sezener, Girne Alkevi, Merit Alsancak Eşilova maçında hakemi İsvendiyar Açıksöz, Gençlik Gücü Çetinkaya maçında hakemi Hakan Muhtaroğlu, Bafil Kürdü Mausa Türk Gücü maçında hakemi Fehim Dayı ve Gençler Birliği Binatlı maçında hakemi ise Süper Lig'de Ali Özer olacak. Evet, birincilikte de bakalım. Birincilikte cumartesi günü tek maç var. Bu karşılaşmada Mausa'da Doktor Fazıl Küçük Stadyumu'nda Yonpaş Turnupınar ile Yeni Boğaziçi arasında oynanacak. Maçın hakemi Hakan Ünal. Diğer tüm karşılaşmalar ise pazar günü 15.30'da oynanıyor. Program şu şekilde: pazar günü Hamitköy Doğancı maçında hakemi Serhan Şimşek, Ozanköy Akova maçında hakemi Utku Amamcıoğlu, Yalova Çanakkale maçında hakemi Zekai Töre, Değirmenlik Bostancı Bağcıl maçında ise orta hakem Mustafa Öztükay, Maraş Mormenekşe maçında hakemi Kerem Eran, Karşıyaka Düzkaya maçında hakemi Hüseyin Özkan ve Meserya Göçmenköy maçında hakemi ise pazar günü Emre Öztaşlı olacak. Değerli futbol severler, tabii ki Merkez Hakem Kurulu da Süper Lig'de artık yavaş yavaş tablonun şekillenmesinin ardından Üsküdar hakemlerini yavaş yavaş birinci lige atamaya başladığını da gözlemlemekteyiz. Bu hafta çok kritik karşılaşmalar var birinci ligde ve üst klasman hakemleri bu maçlarda görevlendirildi. Yavaş yavaş artık heyecan birinci lige kayıyor. Her zaman olduğu gibi son haftalarda değerli futbol severler. Evet, Sayın İpçioğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 27. hafta maçları yarın akşam itibariyle başlıyor ve yavaş yavaş finişe doğru ilerliyoruz. Yine artık gözler Yeni Cemil ile Mausa Türk Gücü arasındaki şampiyonluk yarışına çevrildi. Ligin altında hemen son iki takım büyük olasılıkla belirlenmek üzere. Girne Alkevi ile Gençler Birliği artık gün sayıyor desek evet, yerinde olur. Özellikle bu hafta Gençler Birliği Binatlı'yı mağlup edemediği takdirde son 3 haftada lige veda etmiş olacak. Gerçekten yavaş yavaş alt sıralar tablonu eşirken üstte büyük bir heyecan var. Yönetmene karşı Bilal'den de rica edelim. Yeni Cebi'yle Mausa Türk Gücü'nün kalan maçlarını da ekrana yansıtsın ve bizler de sizinle birlikte bu karşılaşmaları değerlendirelim. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz Yeni Cami ile Mausa Türk Gücü arasında son, artık bu haftayı saymasak 3 maç kalacak. Şimdi buyurun. Şimdi tabii bu iki takımımızın kupa maçları var. Evet. Yeni Cami'nin karşılaşmasını bu yüzden cuma gecesini aldı Küçük Kaymaklı ile. Diğer taraftan Yeni Cami'nin kupadaki rakibi Doğan Türk Birliği'nin maçını da cuma akşamına aldılar. Cuma akşamına aldılar. Ama
çok eşitçe muamele yaptığını gösteren federasyon şampiyonluk yarışında Mausa Türk Gücü'nün de şampiyonluk yarışı içerisinde olduğunu unuttu ve bence Gözelyurt'ta cuma gecesi bu maç oynanabilirdi. Oynanabilirdi. Veya Dumlupınar'ın maçı ne gündür? O da cumartesi. Orada da ışıklandırma var. O da cuma. Dört karşılaşmayı cuma akşamı oynatabilirdi. Dolayısıyla bunlar yani yapmacık şeylerdir. Bunlar insanları böyle kandırmaca olaylardır. Futbol Federasyonu tüm kupada mücadele eden takımlarımızı düşünerek bu hafta onların maçlarını cuma günü yapabilirdi. Gerçi ben cumartesi çarşamba da takımlarımızın oynayabileceğine inananlardanım ama madem sen bunu yapıyorsun tüm dört, bu dört takımımıza yap kardeşim. Hepsini kucakla. Yeni Cami'nin Doğan Türk Birliği maçını düşünerek iki takımın maçlarını cuma gecesi alıyorsan özellikle olsa Türk Gücü'ne de günah kardeşim. Onun futbolcuları da bizim evladımız. Dumlupınar futbolcuları da bizim ülkemizin çocukları. Onlar da cuma gecesi oynayabilirler. Işıklandırılmış sahalarda. Yani, sahalar, böyle bir fırsatı sağlar. Bile değerlendirmekten aciz bir futbol federasyonu ülkemizin futbolunu idare etmeye devam ediyor. Şimdi kalan maçlara baktığımız zaman şimdi tabii ki masa başında bakarsak, masa başına değerlendirirsek, benim söylememe göre değil. Ama masa başına baktığımızda Mausa Türk Gücü'nün kalan maçlarının biraz daha kolay olduğunu görüyorum ben. Kolay ancak kalan ekranlara da yansıyor. 3 tane deplasman olmasına rağmen. 4 maçın 3'ü dışarıda. Olabilir, fark etmez. Ama Bafü Kürdü. Lefke deplasmanı. Tamam. Yeni Cami Kaymaklı maçında. Bu haftadan başlayalım. Yani. Tamam. Yarın akşam Yeni Cami Küçük Kaymaklı maçı. Küçük Kaymaklı'nın alt sıralarda olması. Onların da puana ihtiyacı iki takımın var. Başkent derbisi. İki takımın kadrolarına ve bugüne kadarki moral motivasyonlarına baktığımızda Yeni Cami tabii ki ağır basıyor. Ama Yeni Cami eğer rakibini güçümser, normal oynadığı futbolun dışında inanılmaz hatalar yaparsa puan kaybı yaşayabilir ama ben Yeni Cami'nin Küçük Kaymaklı maçında puan kaybı yaşayacağına inanmıyorum. Peki çarşamba günü kupanın rövanşı oynanacak Doğan Türkiye ile Girne'de. İlk maçta da 3-2 kaybeden bir Yeni Cami vardı. Yeni Cami'nin lig ve kupa arasındaki tercihi ligdeki kaderini belirleyecek. Çünkü kupayı alacağın garanti değil, ligi alacağın garanti var ya o da değil. Ama bana göre lig mi önemli, kupa mı önemli dersen bana çünkü Doğan Türk Birliği maçından sonra belki de hayatı bir maç olarak görebileceği Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacak. O maçla yıprandığını düşünürsek Yeşilova son haftaların flash takımı en zor maçı Yeni Cami'nin en zor maçlarından bir tanesi Çetinga ile birlikte. Doğan Türk Birliği'nde bütün eforunu sarf ederse takımlarımız çarşamba günü maç oynayacak ve cumartesi ile cuma maç yapmayı arzu ederken çarşamba günü sen kendini bütün eforunu sarf edeceğin bir maç vardığından Yeşilova maçını nasıl idare edecek? Ben ona şeyim yani Yeni Cami'nin orada bir tercih yapması lazım. Aşk özlük yapması lazım. Aşk özlüğü. Peki geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği maçında Doğan Türk Birliği kupayı düşünerek bazı futbolcularını oynatmadığı bu yüzden sakat oyuncular da vardı. Ağır bir yenilgi alması Yeni Cami cephesinde tepkiyle karşılandı. Bu tepki kupa rövanşına yansır mı? Yeni Cami maçı bir şey düşünür. Tepkisiyle karşılanmış olabilir. Sinirle kalkan sinirle oturur. Öfkeyle kalkan zararlı olur. Evet, öfkeyle kalkan bravo. Doğru kelime bu. Zararlı otur. Doğan Türk Birliği'nin kupadan başka şansı yok. Yeni Cami yenini aynı şekilde koysaydı ne yapacaktı? Yeni Cami de aynısını uygulamayacak mıydı? Dolayısıyla ben Doğan Türk Birliği'nin tabii biraz kulüpler, biraz da kendi camialarının ismini düşünerek en azından yenileyim ama farklı bir mağlubiyet de almayayım şeklinde sahaya çıkması lazım. O ayrı bir olaydır. O Doğan Türk Birliği'nin kendi tercihidir. Ama yani şimdi ben Doğan Türk Birliği gittim. Olsa Türk Gücü'nden 6 tane gol yedi. Kupayı önemsedi diye onu suçlamak bu Yeni Cami'nin düşünebileceği bir olay olmaması lazım. Yeni Cami kendine odaklanması lazım bir kere. Çünkü Yeni Cami'nin söylediğim gibi Doğan Türk Birliği maçından sonra Yeşilova ile oynayacağı çok önemli, hayata önem arz eden bir karşılaşması var. Lig mi önemlidir, kupa mı önemlidir? Lig. Bana göre lig önemlidir. Kesinlikle.
Lig çok önemlidir. Kupaya kim önem verir? Bu sene hiç kimse önem vermediği belli oldu zaten. Kupanın bir ismi bile yok. Kupanın bir sponsoru bile yok. Kupanın ismi var mı bu yıl? Yok, Kıbrıs Kupası. Kıbrıs Kupası. Allah herkese uzun ömür versin. Çok uzun ömür versin. Bu yıl demek ki çok önemli bir futbol adamını yitirmedik. Herhalde ki Futbol Federasyonu uygun görmedi. En azından o ismin anısına oynansın. Geçtiğimiz yıl rahmetlik Tahsin Mertekçi'nin ismi evet, vermiştik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tabii ki. Dolayısıyla ben Nincami'nin yerinde olsam lige ağırlık verelim. Çünkü Doğan Türk bir maçından sonra Yeşilova maçı olmasa da başka bir maç olsa anlayın ama Yeşilova maçıdır. Herkes ne diyor? Herkesin ortak bir görüşü var. Yeşilova'nın fikstür dezavantajının olmasının tek nedeni Yeşilova'yla oynayacağı karşılaşma olması lazım. Bir de Çetinkaya maçı var zaten artık. Aksi gibi. Evet, dolayısıyla ben Kaymaklı maçından Yeşilova'nın kayıpsız çıkabileceğine inanıyorum. Aynı şekilde Bafulkürdü deplasmanında da Mausa Türk gücünün kayıpsız çıkacağına inanıyorum ben. Peki şimdi Yeni Cami'nin ve Mausa Türk gücünün dörder maçı kaldı. Yönetmen karşımız bilelim rica edelim evet. Bir kez daha ekrana getirebilirse kalan maçlarını izleyicilerimiz de ekranları başında daha somut bir şekilde zihinlerinde olayı canlandırmaları açısından Yeni Cami'nin kalan dört maçına bakalım. Evet. Küçük Kaymaklı'yla yarın akşam Atatürk Stadı'na yani kendi evet. Evinde Merit Asancak Eşilova deplasmanı evet. Ardından yine İki takımın da ortak kullandığı Çetinkaya'yla evinde, evinde diyelim bir karşılaşma ve Türk Ocağı deplasmanı. Evet. Şimdi haftalardır bu kalan dört maç içerisinde Yeni Cami'nin Merit Asancı, Eşilova ve Çetinkaya maçlarında zorlanabileceği evet. Konuşuluyor. Doğrudur. İşte sosyal medyaya da yansıyan bir takım açıklamalar söz konusu özellikle Çetinkaya gibi efsane bir kulübün iki yıl önce şampiyonluğu Yeni Cami'nin kendilerinden son maçta kazanıp Mausa Türk gücünü şampiyon oldu. Arı seneyi unutmadığı ve yöneticilerin, evet. Futbolcuların bu yönde bir takım açıklamaların olduğunu sosyal medyada görüyoruz. Hatta Sayın Bülent Dizdarlı daha ağır bir ifade kullanarak intikam. Yani bir Çetinkaya'nın Yeni Cami'de intikam alacağını maçı germeye hakkı yok. Doğru yani, bir açıklama değildi. Doğru. Ben Salih Dizdarlı'yı ikimiz de tanıyoruz. Biraz şakavari ben ona bu getirmek şakavari istiyorum. Olmasın bir bir açıklama olduğuna inanmak istiyorum. Yani intikam çok şey bir açıklama daha değil. Daha iki hafta sonra olacak bir maçta böyle kelime. Bülent Dizdarlı şu an yönetimde var mı? Mevcut yönetimde var mı? Bilemiyorum. Mevcut yönetimde var. Mevcut yönetimde varsa bu Divan Kurulu Başkanı'ydı ve bu mevcut yönetimde de destek vardı ve yönetimde diyebiliyorum. Futbol Federasyonu'nun bu açıklamalara dikkat alması lazım. Yani bu şekilde bir yönetici, aktif bir yöneticinin sosyal medyayı kullanmaması lazım bu şekilde. Yani bu kelimeleri kullanarak tam ortamı germemesi lazım. Dolayısıyla ama ben Yeni Cami'nin maçlarında zaten ortamların gerileceğine çok fazla inanmam. Çünkü Yeni Cami'nin gerek taraftar grubu, gerek saha içerisindeki futbolcu grubu böyle olaylara hiçbir zaman pabuç bırakan bir taraftar grubu zaten değil. İki hafta önce Mausa'nın gücü maçında da izledik. Yani bir puanların silinmesine rağmen ben iki takımın taraftarını da diyorum orada. Tek taraflı konuşmak istemem. Bir puanın silinmesine rağmen çok önemli tedbirler alınmasına rağmen ve çok sayıda en azından Yeni Çetinkaya maçından daha fazla sayıda bir seyirci topluluğu önünde oynanmasına rağmen ufak tefek olabilecek hadiselerin dışında ki olayın gerilmesi için çok da sebepler vardı. Doğrudur. Bir puanı silindi bir takımın masa başında haklı veya haksız silinmesi gerekirdi veya silinmemesi gerekirdi ki silinmesi gerektiğini savunurum ben ama olsun. Bunun dışında görüşleri olan insanlar da vardır. Onlara da saygım var. Olay olmadı. Konu açılmışken buradan devam ederiz ama sıcağı sıcağına yeni bir bilgi daha izleyicilerimize ve radyodan bizleri dinleyenlere verelim. Geçtiğimiz gün bu bilgi bizlere ulaştı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan edindiğimiz bilgi. İki hafta önce hatırlarsanız disiplin kurulunun puan silmeme yönünde bir kararı vardı Mausa Türk Gücü açısından. Olay tahkime taşınmıştı. Tahkim de disiplin kurulunun kararını bozmuştu. Evet. Ve Mausa Türk Gücü'nün bir puanını silmesine yönünde karar vermişti.
Biz hatırlarsanız buradan disiplin kurulunun kararı sonrasında disiplin kurulunu istifaya davet etmiştik. Evet. Kuralı tam olarak uygulamadığı yönünde. Nitekim tahkimin bu kararı bozmasının ardından disiplin kurulu başkanı Sayın Ahmet Mahir Elin istifa ettiği yönünde bir ciddi bir iddia ortaya atılmadı aslında bize geldiği güvenilir bir kaynaktan ama Sayın Hasan Sertoğlu'nun bu istifayı kabul etmediği ancak Sayın Mahir Elin disiplin kurulu toplantılarına katılmadığı yönünde bir iddia var. Bu da tabii ki önemli olsa gerek bundan sonraki süreç açısından demek ki orada bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Mutlaka siz ne var. Yani şimdi ben istifanın tek taraflı bir müessesi olduğuna inanırım. Yani ben çalışmak istemiyorum diyen adama da eğer öyle bir şey varsa istifasını sundu ama kabul edilmediği yönde bir iddia var. Ben çalışmak istemiyorum demektir istifasını sunmak. Ben bu görevi yapmak istemiyorum. Yani kararın bozulmasından sonra. Tamam olabilir. Onu orada zorla tutmak çok büyük bir ne fayda sağlar ne bir şey sağlar. Zaten Sayın Disiplin Kurulu Başkanı'nın da motivasyonu bitti. O da az önce sosyal medyadan bahsederken sen dünyada ben hiçbir ülkenin disiplin kurulu başkanlarının bir başka ülkenin futbol liglerinin takımıyla ilgili yorum yaptığını ne gördüm ne duydum ne işittim ne de işiteceğim. Yani düşünün siz formasıyla da Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı İngiltere'de Liverpool'u tutar ve Liverpool Arsenal maçı oynanır o hafta. Liverpool Arsenal maçı ile ilgili sosyal medyada bir şeyler yazsın. Olacak iş değil. Maalesef. Hayır Türkiye Disiplin Kurulu Başkanı bizim ülkemizin takımlarından örnek vereceğim ama bizim ülkemizin takımlarını kim tanır ki bizim ülkemizin takımlarından örnek vereyim. Dolayısıyla İngiltere'den örnek o yüzden verdim yani. Şimdi Mahir Elinda Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrasında Fenerbahçeli bir taraftar olduğunu biliyoruz. Yaptı bir hayli biraz yorumlar yaptı. Yazdı. En sonunda da sırf Galatasaray'a bir ataşsın diye ki ben de Fenerbahçeliyim ha. 10 milyon vererek Kasımpaşa'dan aldıkları Cagney'in de bu parayı etmediğini düşünüyorum dedi. Yani iyi futbol oynamadığı için falan o öyle yorumlar da yaptı. Bu bizim disiplin kurulu başkanımızın yapacağı işler değil. Motivasyonunu kendi ülkemizin futboluna verirlerse çok daha faydalı olacaklarına inanıyorum ben şahsen. Bunu her zaman söylüyoruz ama devam ediyorlar. Ya sen disiplin kurulu başkanısın. Bir ülkenin futbol federasyonunun ben onların yaptığı işe daha fazla saygı duyuyorum. Yani disiplin kurulu başkanının yaptığı işe benim ülkemin futbol federasyonunun disiplin kurulu başkanıysan sen kendi işine odaklanacaksın. Zaten hep ya verdiğin kararların hepsi de yanlış. Birçoğunu zaten tahkim döndürmüş. Bak istifa ettin, gücendin istifa ettin. İddia. İstifan futbol federasyonu başkanı tarafından kabul edilmemiş. Çok sevdiği için seni. Yok, ligin bitimine 4 hafta kaldı. Yeni bir disiplin kurulu başkanı atamak istemediği için bu seneyi bu şekilde geçiştirelim. Hayatımız böyle. Zaten aynen. Kuzey Kıbrıs Türk aynen. Cumhuriyeti bu şekilde idare ediliyor. Maalesef. Her yön, her makam bu şekilde idare ediyor bu ülkeyi. Bugünler geçsin, bugün geçsin, yarını düşünen yok. Hadi dünü düşünmeyelim, bitti ama yarınımızı düşünelim. Dolayısıyla bunlar karşılıklı, danışıklı, dönüşlü şeylerdir. Ben herkesin kendi görevini yapmasından yanayım. Benim disiplin kurulu başkanım veya futbol federasyonumun herhangi bir kurulunda görevli olan bir şahsın. Tamam mı? Başka ülkelerin ligleriyle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. Çünkü tarafsızlığını yitirmiş olur. Ben şüpheyle bakarım. Bizim ülkemizde de taraf mı tutuyor bu insanlar diye. Zaman zaman şüphe de ederim. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeleri gerektiğine inanıyorum. Ama zaten Futbol Federasyonu kendisi ve kurullarında birçok insan hepsini bazılarını tenzil ederek konuşuyorum. Heyecanını yitirmiş insandılar. Yani bu insanların ülke futboluna bir Osmanlı'nın yararı olacağına da inanmıyorum. Bundan sonraki süreçte yoktur öyle bir şey. Dolayısıyla yani çok konuşacak şeyler vardır ama yani çok da zamanını çalmak istemem. Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunda müstakbel federasyon başkanı dediğimiz kişinin bile motivasyonunu bozdular bu insanlar. Aynen. Orçun Kamal'dan bahsediyorum. Yani evet. İzleyenler belki bilmeyebilir. Doğrudur. Adam
en azından Sertoğlu'ndan sonraki futbolunun başına geçeceğini düşündüğümüz kişinin bile motivasyonunu bozdular. Ki ben artık bundan sonraki süreçte Sayın Orçun Kamalı'nın da federasyon başkanlığını talep edeceğine inanmıyorum. Hatta yani. Hatta ben liglerin tamamlamasıyla birlikte Haziran ayında görevinde bırakabileceğini toplantılara, düşünüyorum. Toplantılara doğru dürüst katılmadığı şeklinde de bilgiler geliyor. Tabii bilemem. Haziran ayında da bırakmayı düşündüğü yönde de bir takım iddialar var. Tamam. Dolayısıyla bunlar o adamı bile ağzı bal yapan, yurt dışındaki temaslarımızı elinden geldiğince yapmaya çalışan, faydası olmaya çalışan, geçmişte ülke futboluna büyük hizmetler üst, vermiş. Aktif bir şekilde, üst seviyede futbol oynayarak katkı yapan, yalnız futbolumuza mı? Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı yapmış, o spora antrenör yapmış, o sporumuza bile katkı koymaya çalışmış. Ülke sporu için değerli bir insan. Çok değerli bir insan. Bilgili, kültürlü, seviyeli bir kişilik. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği beyefendi bir insan. Ne isterse olsun. Onu bile gücendirdik biz. Dolayısıyla yani bu işlerin çok yanlış olduğuna inanıyorum. Yöneticilerimiz de, Futbol Federasyonu'nda görevli kişilerin de, kulüplerimizdeki insanların da, yönetimde yer alan insanların da kendi takımlarıyla ilgilenmesi gerektiğine inanırım. Ülke futbolundaki ülke takımlarıyla ilgilenmesine inanırım. Başka ülkelerin takımlarıyla ilgili sosyal medyayı kullanarak yorum yapmamalarını aslında isterim. Konu ben. Konuyu açıyor. Şunu da vurguluyoruz. Yani bir ülke futbolunda komple bir bıkkınlık söz konusu. Yani dış açılımın olmaması, kendi içerimizde süren bu didişmeler, birçok insanın usanması, gücenmesi, birçok bilgili insan diyelim daha doğrusu, evet, bu işlerden soğuyup uzaklaşması, ülke futbolunda bir gerileme dönemine doğru gidildiğini bizlere gösteriyor. Her ne kadar maliyetler artsa da, birçok bazı kulüplere sponsorlar gelse de, futbolun saygın kişiler, yani bazı kulüplerle özdeşleşmiş insanların yavaş yavaş bu camianın dışına doğru gittiğini gözlemliyoruz. Evet. Dikkatimi çeken önemli noktalardan biri, ülke spor basanının içerisindeyiz uzun yıllardır, sizler de bizler de. Her böyle önemli maç sonrasında sanki de spor basınımız bir birlik olarak bir kalabalık tribün resmi paylaşıp işte maçlarımız çok kalabalıktı, ilgi büyüktü, hep böyle olması lazım yönünde dikkat ediyorum. 3-4 gazetede birden aynı haber çıkmaya başlıyor. Yani bir şey monte ya da bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Bir mesaj vermeye çalışıyorlar ama bu mesajı alan yok. İşte hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Sosyal medyadan takip ettik. Birçok insan orada. Evet. Birçok insan orada. Biz de. Yani Mausa Türk Gücü düşünün. Ülkenin en fazla kalabalık kitlelerine hitap eden bir takım. Kendi sahasında Doğan Türk Birliği ile oynuyor. Biri lig ikincisi, biri lig üçüncüsü. Önemli bir karşılaşma. Maç Mausa'da ve tribünde beklenen kalabalık yok. Evet. Her iki takımın taraftarının çoğunluğu çok az, İstanbul'da. Çok az maçımızda. İşte bir Yenicami Türk Gücü maçı biraz i̇şte kalabalık. Biz de bunu empoze etmiyor ama işte öyle değil. Yani çok öyle değil. O senede bir maç. Bizim maçlarımızı, futbol maçlarımızı izlemeye gelen izleyici sayısının, tribünlerdeki izleyici sayısının yeterli olduğunu eğer söyleyen bir arkadaşımız varsa bu eğitimin dışında azalmaya da gittiğini görüyoruz. Tabii, yani bu zaten olacak iş değildir. Yani biz devlet versin, futbolumuz idam ol. Her senenin başında 1 milyon TL'lik bir artış sanki adet haline gelmiş gibi bir de tehdit ederek işte boykot ederiz. Boykot ederiz, bilmem ne yaparız diyerek bu parayı bir şekilde spor dairesinden koparmanın peşine düştü kulüplerimiz. Sanki artırılacak olan 1 milyon TL ile bütün sorunlarımız çözülecek şeklinde. Tabii ki bunlar mümkün değil. Bu şekilde devam ediyor ve ben bunun ne kadar süreceği konusunda da tabii ki endişelerim var. Çünkü ben işte geçen günler bir eski yöneticiyle görüştüm. Yaşadıkları sıkıntılı zengin bir iş adamıyla görüştüm. Yaşadıkları kulüpleri yönetirken yaşadıkları sıkıntıları aktarmaya çalışır bana adam. Yani ben diyor niçin vereyim diyor 400-500 bin TL ve şampiyon bir takım sonunda diyor 50 bin TL alsın. Ben de diyor 400 bin TL vereceğim kendi adıma, takımım ligde iyi yerlere gelsin şeklinde sistemleri var. Çok haklı. Ben diyor bulurum diyor 10 tane fakir öğrenci,
10 tane fakir öğrenciyi okudurum diyor. Daha fazla tatmin olurum, daha fazla dua alırım. Ve bu şekilde devam ederim diyor. Kulüp yöneticiliğine artık usandım diyor. Haklı. Dolayısıyla biz hazır cana dağ dayanmaz derler ya. O şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bir gün ip kopacak. Ama o gün ne gündür bilemem. Ama bu iş bu şekilde devam edemez. Mümkün değil. Maalesef. Mümkün değil. Yani, işte görüyoruz. Lig şu anda kopmuş durumda. Yani 3-4 haftadan beridir iki takım zirve mücadelesi yapıyor. Başka bir şey konuşmuyoruz yani. Düşecek olan takımların en azından iki tanesi neredeyse kesin gibi. Playout oynayacak olan 3 takım da belli. Dördüncüyü arıyoruz. Evet, 3 takım da belli. O playout oynayacak takımlar içerisinde en fazla düşme adayı olacak olan takım da belli. O da belli. Bak az önce sen ne dedin? Futbol Federasyonu bile bu konuyu kabul etti artık ve birinci ilk de biraz daha çekişmeli. Merkez Hakem Kurulu mesela bakalım yani maçlara. Önemli Serhan hakemleri. Serhan Şimşek, Amitköy Doğancı maçında. Utkan işte. Amcıoğlu, Ozan Göğü. Bunlar Süper Lig hakemleri. Kerem Eren Maraş Mor Menekşe maçında. Gördün mü? Emre Öztaş değil, mesela Göçmenköy maçında. Tamam. Yani onlar bile o taraflara kaydırıldı. Yani dolayısıyla bu hoş bir olay mı? Liglerimizin bu şekilde erken kopması hoş bir olay mı? Değildir ama işte bu mecbur kalıyor insanlar ve bunu uyguluyorlar. Yani. Bu sezon tamamlanır tamamaz. Sayın Hasan Sertoğlu eğer görevine devam edecekse ciddi şekilde silkinip görevinin başında radikal kararlar alması gerektiğini defalarca söyledik. Kurullarını, disiplin kurulunu, Merkez Hakem Kurulunu gerekirse komple veya çoğunluğunu değiştirmesi lazım. Yeni aç, motivasyonu yüksek insanlar bu görevlere getirilmesi ve adil insanların bu görevlere getirilmesi gerekiyor. Bunun dışında bu lig sayılarıyla ilgili kulüplerle çok ciddi bir toplantı yapıp bazı radikal kararlar vermeye lazım. Gerekirse takım sayıları azaltma, gerekirse playoff sistemi Güney Kıbrıs'taki gibi getirilmesi lazım. Yani bir heyecan ve motive artırmak için bir şeyler yapılması lazım. Aksi halde bu böyle gitmeyecek. Bunun olabilmesi için Sayın Sertoğlu motivasyonunu artması lazım. İşte onu söylüyorum. Yani bu yıl bittiğinde Sayın Hasan Sertoğlu silkinip tekrardan bu işe eğer devam edecekse çok ciddi kararlar vererek devam etmesi lazım. Ben bu konuda gelecek sene için yapılabilecek iki şeyi söyleyeyim sana. Bir tanesi veya ikisi de olur mu bilmem. Bir tanesi bu 21 yaş altı zorunluluğunu kesinlikle kaldırabilirler. Kesinlikle. Ama onu yapacaklar. Yani başka yapacakları. Ondan sonra da oturacaklar diyecekler ki biz birçok şeyi hallettik. Veyahut da ikinci şey 3 yabancı 2 yabancı yapalım mı düşüncesini gerçekleştirir. Başka hiçbir şey bu federasyonun başka bu ülkede bir şey yapabileceğine ben şahsen inanmıyorum. Kurullarının çoğunu veya birçoğunu veya tamamını değiştireceğine de inanmıyorum. Mümkünatı yok. Ufak tefek rutuşlar yapabilir sadece. Dolayısıyla bunlar görülen köy kılavuz istemez. Yani ben Sayın Sertoğlu'nun motivasyonunun bittiğine inanırım. Ben de öyle görüyorum. Yani ben daha fazla ciddi söylerim sana futbolumuz için Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı'nın daha fazla istek ve arzuda olabileceğine ve onun birazcık olsa biraz da olsa Sayın Sertoğlu'nu belki yukarıya çıkarmak için hamleler yapabileceğine, isteklerde bulunabileceğine de inanmak istiyorum. Yani buna da inanıyorum yani. Belki Sayın Arslan Bıçaklı yeni sezon öncesi kulüpleri adına bazı istek ve taleplerde bulunursa yani bulunacağı yönde bir takım çalışma içerisinde olduğunu hani biliyoruz. O olursa Arslan Bıçaklı ismi Hasan Sertoğlu'nu biraz yani ciddiye aldığı bir isim olduğu için heyecanlandırabilir. Yani kendisinin önce bir karar vermesi lazım. Yani. Hasan Sertoğlu oturup diyecek ki tamam ben birçok eleştiri var. Bu eleştirilerden neler alabilirim? Kim eleştirir? Yani spor basını. Spor basını eleştirmez. Yani biz... Ben kendi şahsıma konuşuyorum tamam, veya ben, siz tamam, bizi eleştiriyoruz. Bizim burada kendisiyle şahsi bir sorunumuz yok. Yok yani bizim tabii, burada ülke futbolunun tabii, daha iyi bir noktaya gelmesi için tabii, yapılması gerekenler zaten, konusunda konuşuyoruz. Zaten ben bunu söylerken spor basını da kendi görevini zaten kesinlikle, yapmadığını iddiasındayım. Kesinlikle orada hemfikiriz. O... Yani spor basının temel görevi olan araştırmacılık, soruşturmacılık üzerine gidip bir takım teşvikler
maalesef yapılmıyor. Yani bir takım uyanması, silkinmesi için belli kurumların başındaki kişilerin dürtülmediğini inanıyorum. Yani insanlar... Yani bir motivasyon kaybı spor basınında da var. Yani bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla zaten sorgulamayan bir spor basının olduğu yerde birilerini harekete geçirmek, birilerini yeniden hayata döndürmek, birilerini heyecanlandırmak ki benim için diyebilirdim. Kıbrıs Türk Spor Yazarlar Derneği de bu konuda Sayın Sertoğlu'nu sorgularsa diyebilirdim. Niçin onun ismini söylemedim de Arslan Bıçaklı ismini söyledim? Çünkü Spor Yazarlar Derneği'nden böyle bir hareket beklemiyorum. Zaten gelmedi yani. Gelmez de zaten. Yani mevcut yönetim kaç yıl oldu? 2 yıl mı? Zaten Temmuz'da... Yani 2 yıldır ben açıkçası bu yönde bir açıklamanı, hatta hiçbir konuda bir açıklamanı olduğunu görmedim. Yani şimdi Armağan Candan, yanlış söylemedim, evet, milletvekilimiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Güzeyurt... Avrupa Parlamentosu'nda... Elinde futbol topuyla... Elinde futbol topuyla ülke sporunun ambargosuyla ilgili bir şeyler söyledi. İyi şeyler söyledi. Gündeme getirdi. Bu konuyla ilgili bilgi almak, işlerde bulunmak ve Sayın Candan sizi tebrik ederiz böyle bir toplantıda en azından hiçbir şey olmasa bile sesimizi duyurduğumuz için ülke gençliği adına, ülke sporcular adına dernek başkanı olarak veya dernek yönetimi olarak biz sizi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz böyle bir konuşma yaptığınız için. Ve bundan sonraki süreçte de madem siz bu olaylarla ilgileniyorsunuz, diyalogumuzu devam ettirelim ne olur, ülke gençliği için bir şeyler yapabilir miyiz düşüncesine girip bu konuda ne Sayın Armağan Candan'ı övdük, ne yerdik, ne alkışladık, ne de nötr, nötr davrandık. Kaldık. Hiçbir şey olmamış yani gibi. Olmamış gibi davrandık. Olmamış gibi yani davrandık. Böyle bir konuşma olmadı. Oysa her şey güldük. Orada gibi adam yapmış bir konuşma. Gazetelerimizin birinde veya birkaçında yer bulmuş. Televizyonlarımızda yer bulmuş bu olayı. Kendi içimizde de devam ettirebilmek adına bu gibi etkinliklerin yani konuşulmasını sağlamak adına, duymayanların duyması adına bu adamın da böyle bir etkinlikte bulunduğu ve bu etkinlikte Kıbrıslı gençler adına bir konuşma yaptığını duyurabilmemiz, daha çok insanımıza duyurabilmemiz adına derneğin, Spor Yazarları Derneği'nin de ön ayak olmasını beklerdim ben. Ve hatta bir şey daha söyleyeyim. Belki de diyecekler bana ki görevidir. Olabilir be kardeşim, görevi de olabilir. Çağır kendisini ya dernek binasına. Bir plaketçik de takdim et gerekirse. Etmesen de olur ama. Onda motivasyon ben, daha da artsın. Ben olsam ederim yani ama etmese de olur. Etmediği için de eleştirmem. Ama bir görüş yap. Bir teşekkür et ya. Ülke, sonuçta bu adam ülke gençliğimiz adına bir şeyleri konuşmuştur. Spor ambargosunu dile getirmiştir. Bir birey olarak ülkesi için söz almıştır. İşe yarayan bir harekette bulunmuştur. Aynen. Olur veya olmaz. Onun elinden bir şey gelmez. Ancak da sıkıntımızı dile getirmek için zaten orada bulundu bu adam. Tek başına kahraman değil. Malkoçoğlu da değil hiç kimse. Ama nedir? Yapılan iyilikleri de unutmayacak. Bu toplum için yapılması gereken güzel şeyler varsa bunları da takdir edecek. Biz ne takdir etmesini bilirik. O birini de söylemeyeyim. Ne onu bilirik. Maalesef. Doğru söylüyorsunuz. Bir şey olalım yani. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanlar olarak bir karar verelim. Neyik biz? Acaba Sayın Hasan beyaz mıyık, siyah mıyık? Her ne istediğimizi bilmiyoruz. Ya da hiçbir şey istemiyoruz. Memnuniyetsiz bir toplum olduk. Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu varsa bizi idare edenler olabilir ama ben yine de bizi idare edenler arasında iyi şeyler yapanları da takdir etmenin gerektiğine inanırım ben. Ben her şeyden memnun değilim ya. Bu ülkede her şey güllük gülistandır. Hikaye işimiz. Kepenki kapatmamıza çok az kaldı. Bu bir gerçektir yani. Maalesef. Kötümser olmaya da gerek yoktur ama ben Armağan Candan'ın bunu hak ettiğine inananlardanım. Ya insan çıkmış konuşmuş Avrupa Parlamentosu'na gitmiş devletin parasıyla bu işi yapmış. Cebinden gitmedi. Tabii ki bir milletvekilidir. Ya insan bir teşekkür eder ya. Yani
spor yasağı derneğiyle ilgili de ayrı bir toplantı, daha doğrusu program yapacağız mutlaka sizinle. Çünkü orada da konumuz değil. O yani yüzden ben olsam yüzeysel geçmek istiyorum. Ben çok konuşulacak zaman, şeyler var. O zaman ben yani mevcut dernek başkanı halen görevdeyken yönetime yakın veya yönetimde bilmiyorum başka kişilerin yeni başkan adayımız filan şeklinde bir takım sosyal medyada açıklamalar yapmanın da ben doğru bulmuyorum. Yani orada da demek ki bir motivasyonsuzluk var, bıkkınlık var, bırakmışlık orada da, söz evet, konusu. Evet, orada da isteksizlik var. Böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir şey olmaz ama bunları dilerseniz programımızdaki konu bu değil. Bu yüzden değil. Sonraki programa bırakalım. Ama ben yani bunu geçen hafta da söylemek isterdim. En nihayet aklıma geldi. Ben bu vesileyle Sayın Armağan Candan'a teşekkür etmek isterim. Yani bir dernek yönetim kurulu üyesi değilim ama bir üyesiyim. En azından spor yazarlar derneği spor üyesi olarak. Spor yazarsınız en azından. Teşekkür etmek zorundayız. Boynumuzun borcudur. Görevidir. Zaten görevidir deyip de geçiştiremeyik. Ben ıspor'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışarısına taşıyan herkesin çok değerli olduğuna inanırım. Buna ihtiyacımız var. Bunu yapanları da ayakta alkışlamaya ihtiyacımız vardır. Takdir etmeye ihtiyacımız vardır. Pohpohlamaya ihtiyacımız vardır. Yani insanları alkışlayacaksın kardeşim. Ve o insan da oneri olsun. Desin ki tamam ya benim de ülkemin insanları yaptığım bir işi beğendi ya. Olmamış gibi davranmayacak. Yahu Gazete, Yeni Düzen Gazetesi tam sayfa verdi. Yani duymayanlar oradan da okumadılar arkadaşlarımız. Bilemiyorum. Haberlere çıktı. Sosyal medyada yayınlandı. Ülke sporu için yapılan bir etkinlikti. Bu ülke sporu için yapılan bir konuşmaydı. Ben vallahi ciddi söylerim. Ben böyle millet ilişkilerinde böyle kanım çok kaynayan bir insan değilim ama etkilenirim. Ben bile etkilenirim. Ülkemizi seven insanlardanık. Yani sonuçta bazı şeylere karşıyık ama ülkemizi de severiz. Dolayısıyla ülkemiz için, gençliğimiz için adım atan herkesi partisine bakmaksızın desteklememiz lazım. Kutlamamız lazım. Bundan haberdar olduğumuzu belirtmemiz lazım. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin varlığını hissettirmemiz lazım. En azından ben olsaydım yani bir teşekkür ederdim. Bir derneğe davet ederdim veya makamına gidip en azından bir duyarlılık gösterirdiniz. Ve onere ederdim Sayın Milletvekilini. Onlar da candır. Onların da bir hayatları vardır. Onlar da insandır ve onlar da takdir edilmeyi mutlaka isterler. Takdir edilmek için yaptığına inanmıyorum ben bu işi, bu vazifeyi ama sonuçta güzel bir şeydir bu ya. İnsanları takdir etmek, seni takip ediyoruz demek, çok mutlu olduk demek güzel bir şeydir. Evet. Umarız bundan sonraki süreçte daha aktif bir Kıbrıslı Spor Yazarları Derneği de görürüz bundan sonraki süreçte. Onun için bu şekilde sorgulamazsak da hiçbir şey düzelmez. Eskiden ben hatırlarım Fevzi Beyer ismini saygıyla analım. İyi saatte olsun. 60 kişiydi o zaman üye sayımız. Yani deyim yerindeyse mecaz anlamda söylüyorum. Hükümet bozar hükümet kurardık. Yani, geçmişte yani ben 83'ten ben 87'den beri spor yazarlığı tabii canım. O günleri de çok gerek yok yani. Tabii. Ve o adam ses getirirdi. Bazen sinir olurdu ve ne derdi bilir mi bize? Ya derdi 60 kişi ya derdi siz azan dersiniz çok güçlü bir şeyik derdi. Yani o kadar bir atılır kapılırdı dernek ve spor yazarları, yani spor sayfaları. Bakabiliriz yani neler olduğunu, rahmetlik Fikret Ünlü'nün isminin verildiğini, Eziç'in yani, bilmeyenler için söyleyeyim. Lefkoşa Eziç'in binasının evet. Kıbrıs'ın Spor Yazı Derneği'ne ait olduğunu, o binayı evet. Derneğin yaptığını yine derneğin Sayın Ogün Geçkaçmaz Başkanlığı'nda sizin de yönetim kurulunda bulunduğunuz dönemde yapılan bir binası olduğunu, evet. Birçok siyasinin, başbakanın, cumhurbaşkanının özel geceler dışında da dernekte ağırlandığını veya derneğin herhangi bir basın açıklamasının kale alındığını geçmişte çok yaşadık. Bunları bilerek zaten bu eleştirileri yapıyoruz. Geçmiş nerede kaldı? Niçin şimdi böyle değil? Niçin umursuzluk? Niçin görmüyoruz? Niçin takdir etmiyoruz? Niçin ülke sporu ile ilgili eksiklikleri dile getirmekten aciz? Son 6 yılın ben dernek açısından kayıp 6 yıl olduğunu düşünenlerin başındayım.
Bu yüzden de yaklaşık 2 yıl önce de dernek üyeliğinde istifa ettim. Gerçekten de birçok kişiyle dönmem yönünde bana serzenişte bulunsalar da şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Yani çünkü o adımı atacak kişilerin orada olduğuna inanmıyorum. Yani orada sadece tabela derneği gibi duran bir dernek var maalesef. Kusura bakma. Üzülerek söylüyorum herkes, ama bir aktivite yok. Yani bir dürtükleme, herhangi bir noktaya dikkat çekme yok. Yani bu dernek kısmında derseniz çok konuşulacak şey var. Başka programa bırakalım. Sonuna geldik evet. Programımızın. Son tamam. Sözlerinizi almak istiyorum. Şimdi ben... Geri Cami'nin kalan 4 maçı Küçük Kaymaklı, Mevlüt Alsancak Eşilova dışarıda, Çetinkaya ve Türk Ocağı deplasman. Evet. Bu 4 maçtan hangilerinde olası puan kaybı yaşayabiliriz? Vallahi ben bütün takımlarımıza saygım var ama tabii ki Yeşilova Çetinkaya maçlarından olası puan kaybı yaşayabilir. Ben puan kaybı yaşayacağına inanmıyorum ama inanmıyorum derken yaşamayacağı anlamında değil. Yani kağıt üzerinde zor maçlar. Ha, zor maçlar. Yani Yeşilova'nın form grafiğini ele aldığımızda son haftalardaki sonuçlarına baktığımızda her zaman Çetinkaya'nın derviş derbi, oyuncudan Lefkoşa sonra derbisi, Çetinkaya'nın cihazı maçları hep zor geçer. İstediğin kadar Çetinkaya'nın orta sıralarda yer aldığını düşünelim. Kesin derbi derbidir. İlk devrede de zaten mağlup etmişti Yeni Cami'yi. Ben bu yüzden Yeni Cami'nin 4 maçının 2 tanesinin oldukça zorlu olduğuna inananlardan. Yeşil Mausa Türk Gücü. Mausa Türk Gücü'nü de hemen izleyicilerimize aktaralım. Mausa Türk Gücü'nün kağıt üzerinde baktığımızda kalan 4 maçın 3'ü deplasmanda gözüküyor Sayın İpçioğlu. Evet. Üst üste 2 deplasmanı var Batı bölgesine. İşte evet. Cumartesi günü Bafül Kürdü ile Güzelyurt'ta. Evet. Akabinde Lefke ile deplasmanda yine. Cihangir ile içeride ve Küçük Kaymaklı deplasmanda. Yani kağıt üzerinde 4 maçının 3'ü de dışarıda. Evet. Yani Mausa Türk Gücü'nün de deplasmanda zorlanarak kazandığını evet. da görüyoruz. Bütün bunları ele aldığımızda Mausa Türk Gücü sizce puan veya puanlar kalan 4 haftada kaybeder mi? Bence de ben Mausa Türk Gücü'nün de kaybetmeyeceğine inanıyorum. Yani şampiyon 2 puanlık farkla ya Yeni Cami olacak ya da Mausa Türk Gücü 1 puan farkla şampiyon olacak. Ama ben de Mausa Türk Gücü'nün Lefke deplasmanının biraz çetrevelli olduğuna inanıyorum. Ülkürdü maçı da biraz zor geçebilir. Ben Ülkürdü'nün puana mutlaka ihtiyacı puana var ama zorlayabilecek orada bir motivasyon kaybı olduğu bir gerçek. Motivasyon olabileceğine inanmıyorum. Öteki daha moralli, daha diri, daha itmanlı Baf Ülkürdü'nün yaşadığı o maddi sıkıntılardan sonra bir düşüş içerisinde olduğu bir gerçek. Geleceğine inanmıyorum ama Lefke deplasmanı baktığımızda kağıt üzerinde zor olabilen bir deplasman. Cihangir'in önemli bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Cihangir zaten kendi içerisinde Küçük Kaymaklı'da son haftaya belki Küçük Kaymaklı'ya gelecek ama eğer maç son haftaya kalırsa zaten Mausa Türk Gücü o maçı zaten Küçük Kaymaklı'da play-out'u düşünüp sanki bu ligde şekilleneceğini olabilir, düşünüyorum. Olabilir. Yani Çetinkaya, Yeni Cami Çetinkaya ve Mausa Türk Gücü Cihangir maçlarının sonrasında bence olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine mutlaka her hafta gündem sizleri yine bu stüdyoda konuk edip yeni gündem ve kalan haftaları yine değerlendirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Sağ ol Aziz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Değerli izleyenler artık bugün adına bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önemli konular yine bu hafta Sayın İpçioğlu ile birlikte değerlendirdik. Bakalım kalan haftalarda Süper Lig açısından konuştuğumuzda Yeni Cami mi Mausa Türk Gücü mü şampiyon olacak? Biz de kalan haftalarda bu konulara parmak basacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir perşembe akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.